Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon Ocak'ta %0.5'te 5 ayın en büyük artışını kaydetti. Beklenti 0.3 artıştı. Enflasyon yıllık %2.1 arttı. Beklenti 1.9'du. Çekirdek enflasyon da Ocak'ta yıllık %1.8 arttı. Beklenti 1.7 artıştı. Amerika'da perakende satışlarsa Ocak ayında %0.3 azaldı. Beklenti 0.2 artıştı. Önceki ise 0.4 artış kaydetmişti. Amerika'da reel kazançlar Ocak'ta %0.8 arttı. Önceki 0.4'tü. Reel kazançlar haftalık olarak Ocak ayında %0.4 artış gösterdi. Önceki 0.7 artıştı. Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin bütçedeki büyüme beklentilerinin gerçekçi olduğunu söyledi. Mnuchin Rusya'ya daha çok yaptırımın da yolda olduğunu belirtti. Türkiye'de cari işlemler açığı Aralık'ta 7.7 milyar dolar oldu. Beklenti 7.5 milyardı. 12 aylık bütçe açığı ise 2017 yılında 47.1 milyar dolar oldu. Böylece 2017'de cari açık 2016'ya göre %42 artış gösterdi. Euro bölgesi 4. çeyrekte önceki çeyreğe göre beklentiye paralel %0.6, yıllık %2.7 büyüdü. Euro bölgesinde sanayi üretimi de Aralık'ta yıllık %5.2 arttı, beklenti 4.2 idi. Almanya ekonomisi ise 4. çeyrekte yıllık %2.9 büyüdü, beklenti %3'tü. Takvim etkisinden arındırılmış bazda tüm yıl büyümesi %2.5'da 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Japonya ekonomisi ise 4. çeyrekte yıllık %0.5 büyüyerek %1'lik tahminin altında kaldı. Güney Afrika'da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi Cumhurbaşkanı Zuma için güven oylamasına gitme kararı aldı. 2017'nin en hızlı yükselen kripto para birimlerinden Ripple'ın CEO'su Brett Garlinghouse çok sayıda kripto paranın değerinin eninde sonunda sıfırlanacağını söyledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Bitcoin gibi dijital paraların iyi bir ödeme seçeneği olmadığını, istikrarlı bir finansal sistem için kripto paralara ihtiyaç olmadığını savundu. Bloomberg ET'ye konuşan ünlü yatırımcı Jim Rogers'a kripto para birimlerinde en yüksek seviyeleri gördüğümüzü düşünüyorum dedi. Tüpraş'ın 2017 net karı 3.81 milyar TL oldu. Beklenti 3.98 milyardı. Halkbank'ın 2017 net karı 3.73 milyar TL oldu. Beklenti 3.71 milyar TL'ydi. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye'ye dönük tehditleri azaltmak için nasıl işbirliği yapabileceğimizi konuşacağımızı umuyorum dedi. Tillerson yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Ve Milli Savunma Bakanı Canikli ile Amerikan Savunma Bakanı Mattis'in Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamındaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Gözler aslında geçen haftadan beri bugün gelecek Amerika'daki enflasyon verisindeydi. Beklentinin altında mı gelir, beklentiye paralel mi gelir diye herkes birbirine sordu. Ama bugün beklentinin üzerinde, bir çıt üzerinde bir Amerikan enflasyon verisiyle karşılaştık. Hem manşet enflasyon hem de çekirdek enflasyon beklentinin üzerinde. Ne oldu? Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi bu enflasyon verisinin ardından yukarı gitmeye devam etti. 2.90 seviyesi, %2.9'un üzerine çıktık. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri hızlı bir şekilde yükselmeye devam etti. Neredeyse 3'e yaklaşıyoruz. Ama bu olurken dolara bakıyoruz, dolar yerlerde. Dolar endeksi neredeyse 89 seviyesinin altına inecek. Euro dolar müthiş bir hareketle 1.2450'ye hareketlendi. Euro güçlendi, dolar zayıfladı. Nitekim dolar TL de sabah saatlerinde 3.81, efendim Amerikan verisi sonrası hemen. Sonra geldik 3.78, hatta 3.77'leri zorlayabilir. Yani öyle bir hava var. Gelişen ülke para birimleri değer kazanıyor. Euro değer kazanıyor dolara karşı. Bu nasıl oluyor? Merak ediyoruz. Yani yine merak ettiğimiz günlerden bir tanesi. Tabii faizleri yükseliyor, dolar zayıflıyor. Borsalar fena değil. Birazdan Amerikan borsalarına ilişkin son rakamları vereceğim ama bizim borsa İstanbul'umuz
Bugün satıştaydı. Biraz sanki olumsuz ayrıştı satışı yiyerek efendim. 2017'de cari açığımız 47.1 milyar dolar. Burada altın etkisi ve enerji etkisini ciddi şekilde konuşmamız lazım. Çünkü onların etkisiyle bu kadar büyüyen bir cari açık tablosuyla karşı karşıyayız. Konut ve tüketici kredi faizleri yükselişte. Bunun bu yüksek faizlerin etkisini dün de konuştuk, bu hafta bolca konuşuyoruz. Güney Afrika'da ise Zuma gidecek coşkusu var. Güney Afrika para birimi bu kendi liderleri hakkında bir güven oylaması olacak. Kendi partisi de desteklemiyor haberleriyle. Müthiş bir şekilde dolara karşı rally yapıyor Güney Afrika'nın para birimi. Brezilya tatilden döndüler. Karnaval tatili sonrası Brezilya borsası yaklaşık %2,5 yukarıdaydı. Ona da belki bakarız. Bovespa evet %3'e varmış. Şu an %3,1 yukarıda. Brezilya borsası da çok iyi gidiyor. Altında bir yükseliş var. Dolar zayıflıyor. Bitcoin'de birçok uyarı, haber başlıklarımızı aktardık ve siyasi ve jeopolitik gelişmeler anlamında önemli görüşmeler. Can Iklimatis görüştü. Yarın Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cuma günü de bizim Çavuşoğlu Dışişleri Bakanımızla görüşmesi bekleniyor. İki değerli konumuz olacak. Birazdan tüm bunları değerlendirmeye çalışacağız. Tufan Cömert ve Selva Demiralp hocamızla konuşacağız, sohbet edeceğiz, değerlendireceğiz. Ama önce bir piyasalara bakalım. Ne durumda efendim ekranları, rica edeyim rakamları, ardından bir sohbete ve yorumlamaya geçelim. Amerika'da endeksler bugünkü enflasyon verisi sonrasında yükseliyorlardı. Yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bakın %0,7 yukarıda Dow Jones endeksi, %1'in üzerinde S&P 500 yukarıda 2694 seviyesiyle ve Nasdaq'ta da yine yukarı yönlü hareketi net bir şekilde görüyoruz. Bütün endeksler şu dakikalarda pozitif bir şekilde yukarı gidiyorlar. Bakalım euro dolar paritesine. Euro dolarda şu dakikalarda 1.2430'a geldik. Euro değer kazanırken dolarsa değer kaybediyor. Dolar TL 3.78.22 seviyesinde. Euro TL 4.70.20'lerde, 4.70-30'larda hatta şu dakikalarda. Altında çok ciddi bir rally var. 1.353 dolara kadar geldik. Altının efendim onsunda %1,8 yukarıda, yaklaşık 25 dolar birden altının yukarıya gittiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'sa bugünü satışla kapatmıştı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 113.500'e yakın, yaklaşık 1000 puanlık bir geri çekilmeyle bugünü olumsuz bir tabloyla kapattı. Petrol fiyatlarında da yukarı yönlü tepkiler ekranlarınıza gelmekte. %2 yukarıda Brent petrol 64 dolar ve 60 dolara ulaşan Amerikan tipi ham petrol. Efendim küresel piyasalara bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Selva Demirel, Profesör Doktor Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için değerli konuklarımız. Işık Ökte'ye selamlar olsun. Bu akşam ailesiyle beraber bizi izliyorsa izleyeceğini söylemişti. Bütün aileye selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Bu akşam Selva hocamızla yapacağız programı. Değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Adreslerimiz ekranlarda. @bloomberg.com Twitter adresimiz. Altında da bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz var. Küresel piyasaları bloomberg.com. Buradan da sorularınızı, mesajları bizlere iletebilirsiniz diyeyim. Ben Tufan izninle hocamızla başlayalım. O bu akşam bizim konuğumuz. Hocam bugün Amerika'daki enflasyon verisi dedik. Beklentinin üzerinde. Ama hani önce bunu mu konuşalım, enflasyonu mu konuşalım bilmiyorum. Hepsi iç içe zaten. Hepsi iç içe aslında. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinde müthiş bir hareket var. 2.90'a geldik. Bu bugünün grafiği. Diğer tarafta da dolar endeksi aşağı geliyor. O da 89.1'lerde. Bir tarafta dolar değer efendim kaybediyor. Diğer grafiği de bir rica edeyim. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yukarıya doğru gidiyor. Önce isterseniz enflasyonla başlayalım sevgili hocam. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bugünkü enflasyon. Evet, enflasyon beklentinin üzerinde geldi ve sırf bugünkü gelişmelere bakarsak aslında bunları enflasyon verisiyle açıklayabiliyoruz. Neden? Yani tahvil faizlerine bakacak olursak enflasyon eğer beklentileri ileriye dönük olarak artarsa bugünkü veriden sonra ne olur? İnsanlar
tahvil fiyatının düşmesini beklerler. Dolayısıyla bugün alıp da yarın satarsam zararda olacağım için tahvil talebi azalır. Talep azalınca da faiz yükseliyor. Yani bugünkü artışı tamamen enflasyonla açıklayabiliyoruz. Şimdi dolara baktığımız zaman evet, eğer bir ülkenin enflasyonu yükselirse para biriminin değer kaybetmesi de yine anlaşılabilir. Fakat ne olur? Bu, eğer o ülke Amerika gibi bir ülke ise o tahvil faizi eninde sonunda dolara olan talebi arttıracağı için bu seviyelerde kalmaz. Ama şu anda bunu biz enflasyonla açıklayabiliriz. Enflasyondan dolayı bir değer kaybı olmuş diye. Ama Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine bugünkü olayı evet enflasyonla açıklayabiliyoruz ama 2 Şubat'tan beri bu konuştuğumuz neredeyse 2 hafta oldu. Hep açıklamalar yükselen enflasyon beklentileri şeklinde. Hı hı. O noktada benim kafam biraz karışık. Yani yayından önce seninle de konuşmuştuk. Eğer Amerika enflasyon beklentilerine bakarsak mesela 10 yıllık break even serisine aslında 2 Şubat 13 Şubat arasında enflasyon beklentilerinin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu tahvil faizleri enflasyon beklentileri yükseldiği için yükseldi hikayesi orada uymuyor. Yani bugüne kadar olan süreçte 2 Şubat'tan bugüne kadar olan süreçte 10 yıllık faizin artmasının sebebi dolayısıyla enflasyon değil bence risk primi ya da belirsizlik. Şimdi buradan evet, daha rahat görebiliriz. Evet, Amerika'da enflasyon beklentileri Selva Hoca'nın ifade ettiği o büyük satışın başladığı 2 Şubat diyorsunuz değil mi evet, hocam? Şimdi oradan bugüne kadar olan enflasyon beklentileri bugüne kadar aşağı gelmeye devam etmiş aslında Amerika. Yani piyasada çalkantı devam ederken enflasyon beklentisi ama zirveyi gördükten sonra aşağı doğru gelmeye devam etmiş. Ama baktığımız zaman 10 yıllık tahvilde böyle bir azalma görmedik son 10-12 gün içerisinde. Evet, hep hatta yukarıya doğru gitti bugün de yine. Dolayısıyla oradaki açıklama bence enflasyon buna yeterli kalmıyor. Zaten bir süre sonra insanlar ya bu aslında sırf talepten değil arz tarafından bir hikaye de yazabiliriz. Mesela işte bütçe açığı Amerika'da artıyor. Büyüme beklentileri artıyor. Dolayısıyla arzdan gelen bir beklenti etkisi de tahvil faizlerini yukarı çekmiş olabilir dediler. Ama bugüne bakarsak çok net bir hikaye var. İşte enflasyon beklentileri artmış. Dolayısıyla 10 yıllık tahvil artmış. Dolayısıyla dolar endeksi düşmüş. Yani bütün bunlar enflasyonla aslında tutarlı açıklamalar. Tufan Cömert. Şuradaki bir ufak bir teknik bir şeyle ben başlamak lütfen isterim. Şimdi bu enflasyon başa baş seviyesi mevcut tahvil faizinden enflasyon beklentisi daha doğrusu yani işte 10 yıllık vade veya hangi vadesi? 10 yıllık. Bu 10 yıllık evet. Oradaki enflasyon beklentisi çıkarılmak suretiyle bulunuyor. Şimdi enflasyon beklentisi doğrudan tahmin olarak değişmiyor ama faiz yukarı gidiyorsa bunun artıyor olması gerekir. Şimdi bundan ziyade o yani daha mekanik bir şey. Bundan ziyade biz 5 yıl vadeli 5 yıl ileriye dönük beklentilere bakıyoruz. Yani aslında 10 yıl ileride piyasa 5 yıllık vade sonrasında ne fiyatlayacak ona bakıyoruz. Şimdi orada aslında hocamın bahsettiği hareketi çok daha net görüyorsun. Hmm. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o da mesela 1.80'lerden 1.90'lardan başlayan bir yükseliş var. Enflasyon beklentisi oraya gelmiş. Sonra 2'yi geçiyor. İşte 2.10'larda falan en son baktığımda. Şimdi geriye dönüp buna bakıyorsunuz. Enflasyon zaten hani 5 yıllık vadede hala ortalamalar civarında. Yani o yüzden aslında evet kısa vadeli böyle bir beklenti artıyor ama çok acayip bir dünyanın değişecek bir enflasyon beklentisinden bahsetmiyoruz. Şimdi buradan hareketle ben müsaadenle hani bugünkü olay özellikle bugünkü hareket 10 yıllıklar mı? 10 yıllıktan ziyade ben daha çok neden dolar endeksi değer kaybediyor? Evet, yani senin olduğun tarafta kaybediyor. Bana yakın olan taraftan başlayayım diyorsun. Senin olduğun ekranda abi. Şimdi bunu ben 6 maddede hocam konuşurken 6 maddede özetleyeyim. Şimdi neden böyle dolar oldu? Dolar endeksi neden zayıf? Düştü? Neden böyle gidecek? Market Watch'ta olur ya bizim business HT de çok yapmayı seviyor. 6 maddede dolar neden zayıflıyor değil mi hocam? Vardır. Aslında 10 maddede Borsa İstanbul'un şimdi işte şeyi his zirvesi falan filan gibi. Aynen. Şimdi 7 madde yapayım dedim mi? 7.yi bulamadım. Hani genelde 7, 10 falan gider. Evet. 6 pek olmaz. Şimdi bir enflasyon beklentisi zaten fiyatlanıyor. Yani biz burada piyasa beklentisi 0.3, 0.4 civarında bir artıştı. Hani 0.5 gelince de öyle çok çok acayip bir zaten ekstra bir fiyatlamaya sebebiyet vermedi. İyi kötü enflasyonu yükselmeye devam edeceği evet, zaten fiyatlarda. İkincisi piyasa hala 3 tane faiz artırımı geleceğini fiyatlıyor. Yani bu sene zaten FED 3 tane yapacağını söylemiş. İşte Mart, Haziran veya Eylül, Aralık gibi bir fiyatlama var. Şimdi bunun 4 olup olmayacağını bilmiyoruz.
Dolayısıyla oradan bir sinyal gelene kadar piyasa ile Fed'in beklentisi örtüşmüş durumda. Yani burada ek bir faiz artımı gelmediği sürece dolarda yeni bir değerlenme süreci muhtemelen görmeyeceğiz. Üç, bu veriyle beraber aslında perakende satış verisi geldi. Şimdi bunun biraz gölgesinde kaldı aşağıda piyasa. Kaldı. Bayağı kötü bir veri. Yani çekirdeği, manşeti nereden bakarsam bak bayağı kötü bir veri. Şimdi tabii yani bir tane veriye bakarak ya Amerika'da enflasyon işte yükselirken ekonomi durgunlaşıyor, işte stagflasyon geliyor falan gibi hani çok iddialı laflar oldu da biraz sonra yani piyasa ilk bu hezeyanı atlattıktan sonra dönüp bir dakika galiba bu kadar da enflasyon olacak bir ekonomi olmayabilire geldi. Dolayısıyla biraz onu dengelemiş gibi. Şimdi biraz önce bahsettiğim bu 5 yıllık 10 yıllık vadede bakarsan enflasyon hala %2 trendine daha yeni yeni yaklaşıyor. Çekirdek enflasyondan bahsediyorum. Daha onun üstüne gelecek ve kalıcı olduğunu anlayacak Fed ki gerçekten ciddi faiz artana girecek. Daha da bir şey yok. Dışarıya baktığımızda yani Amerika'yı içerisi kabul edip dışarısına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'na faiz artımı fiyatlamaları devam ediyor. Yani Fed'i biliyoruz zaten fiyatlarda fakat ECB ve Bank of England fiyatlamaları daha yeni yeni giriyor aslında işin içine. Şimdi bunlar olduğu için de bu endekse, dolar endeksinin zaten büyük bir çoğunluğu bu iki para biriminde oluşturduğu için bunların güçlenmesi, bu beklentinin güçlü seyretmesi doları aşağıda tutacak. Ve son olarak pozisyonlanma. Yani en önemlisi aslında bu çünkü piyasada her şey son derece mantıklı olsa bile bir anda pozisyonlar sebebiyle çok acayip şeyler görebiliyoruz. Amerikan 10 yıllık tahvilindeki short pozisyonlar hala rekor seviyede. Yani bu sanıyorum %2'lerden, 2,5'lardan başlayan bir hareketti. Her yükselişte oradaki short sayısı artmaya devam ediyor, kapatılmıyor. Yani piyasa bir faizin daha yukarı gideceğini aslında bekliyor. Hı hı. Fakat diğer taraftan Euro longlar da tarihi yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Yani piyasa böyle bir enteresan noktada. Amerika sanki ayrı bir şekilde faiz yükselecek ama bu dolara yansımayacak. Buna göre pozisyon alalım diyorlar. Dolayısıyla burada faiz evet hani shortlayanlar para kazanıyor. Burada doları shortlayanlar da para kazanıyor. Bu pozisyonlar bu kadar yüklü olduğu sürece de bu böyle devam edecektir. Evet yaklaşık 6 maddede Tufan Cömert açıkladı. Tam 6 yaklaşık. Biraz detaylı olunca ben kaçırmış olabilirim. Biraz izleyicilere şöyle bakmak istiyorum sevgili hocam izninizle. Hem @bloomberg.et Twitter adresimize hem de ben e-mail adresimize gönderdiğiniz mesajlardan belki soruyu şöyle de sorabiliriz. Tahvil faizi yükselirken dolar neden zayıflıyor diye de sorabiliriz. Ya mesela izleyicimiz diyor ki doların geri gelmesinin başka bir hikayesi olmalı diyor Aytekin Bey. Bugünkü hareket mantıklı değil. Amerika'daki siyasi riskleri de düşünmek gerekiyor. Aslında bunu hiç konuşmuyoruz ama yani siyasi risklerden ötürü dolar zayıf gibi bir açıklama olabilir mi? Ya da bilerek, isteyerek, bu çok tartışıldı hocam Münih'in açıklamasıyla Hazine Bakanı'nın, bilerek zayıf tutmaya çalışıyorlar. Tutabilirler mi gerçi bilemiyorum ama dolar bir anda güçlenmeye başladığında böyle bir rezerv parayı, işte Amerika'daki sadece Hazine Bakanı'nın açıklamaları ya da Fed bilmiyorum. Birincisi bilerek ve isteyerek mi zayıflatıyorlar hocam yoksa siyasi riskler de mi olumsuz şekilde Trump'a ilişkin olumsuz fiyatlanıyor? Şimdi bence soruyu ikiye ayırmak lazım. Hı hı. Hani bugün dolar endeksi neden düştü ya da genel olarak son dönemde neden düşüyor? Yani benim açıklamam bugün neden düştüğüne yönelik enflasyon verisiyle tutarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü değer kaybediyor. Bir ülkenin enflasyonu yükselirse para birimi değer kaybeder. Bu mantıklı. Ama uzun vadede bunun sürdürülmeyeceğini düşünüyorum Amerika gibi bir ortamda. Çünkü eğer faizler yükselirse getiri artacağı için tekrar dolar ana vatanına dönecektir, talep artacaktır. Uzun vadeli olarak dolar endeksi neden değer kaybediyor? Onu da zaten Tufan Bey alt maddede özetledi. Yani onun üstüne söyleyeceğimiz bir şey yok. Yani bugün dolar endeksinin düşmesinde siyasi risklerin rolü var mıdır? Bugün herhangi bir haber duymadık. Yok, bugün özel ekstra bir haber yok Trump'la ilişkin. Evet, ya öyle bir Rusya soruşturmasına ilişkin. Olamaz ama evet genel olarak belki onun 7. madde olarak evet siyasi riskler de şüphesiz ki ülkeyle ilgili olumsuz algı arttıkça hangi ülke olursa olsun o ülkenin para biriminin zayıflamasını bekleriz ama bunun manipülasyonla kasıtlı olarak yapılabileceğini düşünmüyorum.
Şu da var, yani izleyicilerimiz Borsa İstanbul'da soruyorlar, onu konuşacağız. Neden olumsuz ayrıştı diye Tufan Cömert'e yönelteceğim ama yine hocam bu Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri neden önemli diyen izleyicilerimiz var. Amerika'daki enflasyon bizi niye ilgilendiriyor diyen bir izleyicimiz de var. Bunu belki biraz daha anlatmak adına 2.90-58'de yükselmiş bir Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi. Dün yanlış hatırlamıyorsam Goldman Sachs'ın 6 ay içerisinde 3.5 olur tahmini var Goldman Sachs varlık yönetiminin. Çok mu önemli bu kadar hızlı bir şekilde Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin 3.5'lara doğru gitmesi ve şu an 3'e doğru yaklaşması bizi illa olumsuz mu etkileyecek bir gelişen ülke olarak? Çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu bir referans değer. Yani bizim biraz önce cari açık verilerinden bahsettik. Evet, yani dışarıdan borçlanabilmemiz için bir faiz ödememiz gerekiyor. O faizde de en altta bulunan, yani baz olarak alınan faiz Amerikan 10 yıllık faizi. Onun üstüne risk primi ekleniyor. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllık faizi arttığı zaman biz cari açığı, dış borcu yüksek bir ülke olarak dışarıdan finansman ihtiyacımızı karşılamak istediğimiz zaman daha yüksek bir maliyet ödeyeceğiz. Peki bunu sokaktaki insan nasıl hissedecek? İşte yine biraz önce haber özetlerinden bahsederken kredi faizlerinin yükseldiğinden bahsettik. Yani bankaların maliyeti, finansman maliyeti arttığı zaman da banka bunu kredi faizine yansıttığı için tabii ki birebir hayatımızı etkileyen bir gelişme. Tufan Cömert, 2.90 mesela şunu diyebiliyor muyuz? Ya Barış, 2.90 oldu, 3'e yaklaştı ya da belki bir hafta sonra, 10 gün sonra böyle giderse 3 de olabilir değil tabii, mi? Tabii, geçebilir de. Geçebilir de. 3 oldu Amerikan 10 yıllığı, Borsa İstanbul sat, Tufan Cömert der mi ya da hangi noktada der acaba? Yok, demeyiz. Bu daha önce de zaten konuştuğumuz bir şeydi. Ara ara bu konuda eleştiri de geliyor ama şimdi mevzu bu değil. Yani bizim Borsa İstanbul, hani bugünkü ayrışması daha sonra da konuşuruz. Fakat şimdi şöyle bir şey yok. Yani 2.70'e geçti, bundan sonra piyasalar işte rahatsız olacak. 3'ü geçti, her şey değişecek. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi neden 3'e doğru gidiyor? Neden bunun üstüne gidiyor? Evet, enflasyon artıyor ama aslına bakarsak büyüme tarafı da gayet güzel geliyor. Şimdi bunu hep konuştuğumuz, bir borsayı asıl götüren şirket karlarıdır. Şirket karlarını belirleyen de o ekonominin ne kadar büyüdüğüdür. Amerika büyüyor mu? Büyüyor. Şirketler kâr ediyor mu? Sürekli analiz beklentilerinin üstüne karlar geliyor o tarafta. Dolayısıyla burada aslında borsanın hala yukarı gitmesi için yer var. Ha, ama bu nedir? Şimdi her faiz seviyesi yukarı gittiğinde temel değerleme yapan analistler açısından değerleme rakamı değişir. Yani burada faizi ben daha önce işte hisselerin nakit akımını %2.5'la indirgiyorken şimdi 3'le indirgediğimde o hissenin ederi değişir. Eder ve olması gereken fiyatla olan fiyat veya olacak olan fiyat da farklı kavramlardır. Bunların hepsi teorik bir tartışmadır. Bu yüzden 3'ün gitmesi, yani 3'e doğru gitmesi faizin veya bunu aşması, evet kısa vadede böyle bir karmaşa yaratır. Fakat bir noktada faiz ve borsa hisseler ayrı bir dengeye kavuşurlar. Şu anda biz o yeni dengelenme sürecindeyiz. Yeni dünya düzenindeyiz aslında. Bir şey daha soracağım. Şimdi diyoruz ki Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yukarı gidiyor. Borsa İstanbul hemen olumsuz etkilenmeyebilir. Ama bu durumda abi şu, yani bir de hemen yanındaki tablo dolar endeksi zayıf. O da var. Hani şöyle mi ifade? Ya dolar endeksi halen zayıfken, dolar çok güçlü değilken, benim kendi para birimim deli gibi değer kaybetmiyorken biraz faizler, ekonomiler büyüyor diye yükseliyorsun, sorun yok. Ama mesela Tufan abi şöyle sorayım bir de, dolar endeksi şu an 89'da olan 100-105'e doğru gitse geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bambaşka Amerika'nın tahvil faizi de 2.93-3.20'ye gitse. Yani ikisi aynı anda hem dolar endeksi hem de tahvil faizi Amerika'nın yükselse Borsa İstanbul için aynı noktada mı oluruz? Hayır, olmayız. Şimdi dolar endeksini hani 80-90 bırak, hani 95'e gitti. Tahvil faizi 2.90 olmasın, 2.65 olsun, 2.70 olsun, hiçbir önemi yok. O zaman burada dolar endeksine bakarız. Niye? Çünkü doların değer yitirmesi veya en azından istikrarlı seyrediyor olması bütün dünyada carry trade'i tetikleyen ana unsur. Şimdi burada dolar tekrar değerlendiği zaman o carry trade'de mutlaka ki bir çözümü olmak zorunda. Pozisyonlar buna göre ayarlanır. O zaman her yerden para çıkar. Tabii bu ne zamanki işte dolar değerlense gelişen ülkelerle alakalı sıkıntı demeyeyim de risk algılaması olumsuza döndüyse orada zaten ilk akla gelen, yani yangında ilk kurtulacak değil, tam tersi yangında arkada bırakacak tek para birimi ve enstrüman olarak hep Türkiye yabancı nakdine gelir. O senaryoda Türkiye'de borsada, faizde, TL'de de zaten ciddi sıkıntılar olacağı aşikar. Sevgi hocam, size devam edeceğim ama bir Jim Rogers'ı dinleyelim. Amerika'daki tahvil faizlerine dönük kısa bir değerlendirmesi var. Onu izleyelim, ardından biz burada devam edelim.
Evet, faiz oranları artmaya devam edecek. Özellikle uzun vadeli faiz oranları. Size şöyle söyleyeyim. Faiz oranları 1981'de dibe vurdu. Ve faiz oranları o zamandan beri bakarsak 35 yıllık bir boğa piyasası gördük faiz oranlarında. Ve bu yine olacak. Çok uzun bir süre boyunca faiz oranlarında boğa piyasası göreceğiz, tahvillerde boğa piyasası göreceğiz ve çok çok daha yukarı fırlayacaklar. Daha da tahvil faizleri yükselecek diyor. Biraz şöyle izleyicilerimize bakalım. At Bloomberg'e de Twitter'dan gelen de e-maillere de bakmaya çalışacağım birazdan. Bu tabloda altın tekrar yukarı doğru yeni bir hareket mi başladı diyor Sinan Bey. Hakikaten altın biraz muhtemelen ki soran izleyicilerimiz de var. Emtialar neden yukarı gidiyor diye. Emtia neden yukarı gidiyor diye. Emtia çoğu Ali Ağlı bize kızmasın sonra. Emtia zaten çoğul bir şeydir der bizi fırçalar. Emtia neden yukarı gidiyor. Orada da dolar endeksinin herhalde zayıflığına atıf yapılacak. Bakalım Erdoğan Meto Bey neden emtiaya yüklenme oldu demiş. Altın, petrol, türevleri hepsi yukarı. Amerikan 10 yıllık tahvili ve altının yükselişi Türk lirasıyla doğru orantılı mı bu durum? Amerika'nın lehine değil mi diyen bir izleyicimiz var. Kahve fiyatını izleyicimiz bizim ekranımızda muhtemelen yoktur. Sormuş ama alttaki ekranlarımızda yoktur. Ercan Diktaş diyor ki Fed her hafta faiz artırsa bile bu dolar değerlenmeyecek gibi. Öyle bir tablo var demiş. Hakikaten hocam yani şunu bir konuşalım. Bu kadar Fed faiz artıracağım diyor. Powell göreve geldi, kademeli artışlar devam edecek diyor. Ama Tufan Cömert'in bahsettiği bir şey var. Avrupa ekonomisi de çok iyi büyüyor. Bugün gelen büyüme rakamları da çok iyi. Almanya çok iyi. Sanayi üretiminde %5'lik artışlar falan. Ne oluyoruz yani Avrupa? Böyle sanayi üretimi müthiş artışlar. Burada euro mu asıl belirleyici oluyor? Doları da zayıflatan bir nebze belki euronun ve Avrupa ekonomisinin çok iyi durumu mu? Mutlaka. Yani onu ayrıştırabilmek çok zor tabii. Aynı anda iki şey oluyor. Yani bir yandan euro güçleniyor, bir yandan da işte mesela enflasyon beklentileri artıyor. Ama evet, şu anda euro ya da Avrupa bölgesindeki güçlenmenin dolar endeksini zayıflatması hikayesi çok mantıklı. Fakat yani Fed'in faiz artırımlarına da genelde geç tepki veriliyor. Dolayısıyla bu faiz artırımları gelmeye başladığı zaman yine ben doların güçleneceğini düşünüyorum. Yani euro bölgesi evet yani 2.7'lere gelmesi yani bir sene önce bu zamanlardaki durumu düşünürsek gerçekten çok büyük bir başarı. Yani negatif faizi bile denediler sonuçta ellerindeki avuçlarındaki her şeyi denemiş bir ülke. Yani onu da takdir etmek lazım. Mutlaka euro bölgesindeki gelişmenin de dolar endeksine etkisi var. Ama ben bunun kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Eninde sonunda yani eğer biraz önce Rogers'ın yorumlarını da gördük. Tahvil faizleri yukarı yönlü hareketine devam ettirirse dolara olan talebin artmasını beklerim. Doların yeniden yönünü yukarı çevirmesini evet. bekliyorsunuz. Melike'ye döneceğim ama bu Fed'in 3 ya da 4 faiz artışı çok konuşuluyor. Bazı büyük kurumlar 4 tane Fed faiz artıracak diyor. Şimdi bugün artık enflasyon da hem saatlik ortalama kazançlar, ücret verileri, maaşlar artıyor. Enflasyon bugün göründüğü gibi hem manşet hem çekirdek enflasyonu da artıyor. Fed'in bu sene kaç kez faiz artırmasını beklersiniz sevgili hocam? Ve bundan yine piyasaları rahatsız etmeden mi yapacak acaba? Yani şu ana kadar aslında her şey Fed'in söylediği gibi gerçekleşti. Yani onlar bize ne diyorlardı? İstihdam öyle bir noktaya geldi ki aslında bu noktada enflasyonun başlaması gerekirdi. Niye enflasyonun artmadığını biz merak ediyoruz. Onu bir türlü anlayamıyoruz. Ama eninde sonunda bize bildiklerimiz enflasyonun artacağını söylüyor. Yalın bize gitmeden önce hep bu mesajı verdi. Evet şu anda görmüyoruz ama bekleyin enflasyon gelecek. Dolayısıyla şu anda gördüğümüz aslında Fed'in bize söylediği şeyin gerçekleşiyor olması. Dolayısıyla da Fed'in bu tahminleriyle tutarlı olan 3 faiz arttırmanın şu anda masada olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ötesinde 4. için şu anda bir gerek yok. Çünkü zaten mevcut gördüğümüz gelişmeler Fed'in bize tasvir ettiği senaryoyla çok tutarlı. Dolayısıyla herhalde 3 tane faiz arttırma gelecektir diye düşünüyorum. Ama 4 beklemiyor şu an. Onu beklemiyorum. Bir de şunu da söyleyeyim belki. Hani
Borsalar düşüyor çünkü enflasyon yükseliyor. Yani tamam enflasyon yükseliyor ama enflasyon öyle kontrolden çıkmış bir enflasyon değil. Enflasyon Fed'in bize söyledi işte zaten ikilere getireceğim enflasyonu diyor ve orada tutacağım diyor. Dolayısıyla eyvah çok fazla enflasyon var. Dolayısıyla Fed çok büyük sıkılaştırma yapacak. Ekonomi daralacak gibi senaryolar aslında abartma. Yani buna overreaction deniyor. Bunlar düzelecektir yani şu andaki zaten de görmeye başladık. Borsa tekrar düzelmeye de başladı. Yani. Toparladı. Peki Melike Ayan'a gidelim. New York'ta bakalım Melike çok beklediğimiz enflasyon verisini aldık. Ve hani beklentilerin bir çıt üzerinde Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıklar 2.90'ın üzerinde ama biz de programın başından beri konuşuyoruz. Mevcut durumu dolar zayıflamaya devam ediyor. Sende hangi notlar var? Barış ilk önce enflasyona refleksvari bir reaksiyon gösterdi borsa. Çünkü 5 ayın zirvesinde ama hangi data, hangi veri? Aylık enflasyon verisi. Yani kiradan kılık kıyafete, gıdaya, içici, araba sigortasına her kalemde bir artış var geçtiğimiz ayda. Ve o yüzden 5 ayın zirvesinde Ocak ayı itibariyle. Ama yıllık bazda yüzde yine 2.1'de kaldı geçen ayki yani Aralık okuması Aralık 2017'ye kadar işte şimdi de Ocak yani Ocak 2017 Ocak 2018 aralığı da yine yüzde 2.1'de hiçbir değişiklik yok bir önceki dönem gibi bunu özellikle hazmeden analiz eden yatırımcılar değişti sabahki modlarından. Çünkü bize bu neyi gösteriyordu? Daha agresif bir Fed, belki daha fazla sizin de dediğiniz gibi artacak faiz oranları. Fakat fundamentallara, temellere bakalım diyen yatırımcılar, diğer stratejist ve yatırımcıları oradan çektiler, nereye getirdiler? Şu anda karlılık iyi, ekonomi iyi ve o yüzden de yukarı çıkış moduna, rallisine devam etmeliyiz. Bugün en çok kazananlar kim? Bu faiz artışından en çok kazanacak olan bankacılık sektörü. Goldman Sachs, JP Morgan'a baktığımız zaman hepsinin hisseleri, bankacılık, finansal hisselerin yukarı çıktığını görüyoruz. Perakende satış öyle gelmedi. Bugün itibariyle, bu ay itibariyle düştüğünü görüyoruz. Tam tersi yani TÜFE 5 ayın zirvesindeyken perakende ise 3 ayın dibinde. Ama dediğim gibi bu çok fazla fiyatlanmadı. Ticari envanterler de artmış durumda. Yani genel anlamda genel hava iyiye gidiyor. Bir de Steven Mnuchin'in özellikle IRS'le alakalı, vergiyle alakalı bu hedge fonların üzerine konulan verginin devam edeceğini söylemesi de medyada manşetleri oluşturdu bugün itibariyle. Çünkü yeni hükümetin bir şekilde bu vergiden vazgeçeceği düşünülüyordu ama şu anda aksiyonu değiştirdiklerini gördük diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Efendim Melike Ayan'a çok teşekkür ediyoruz. Kapanışta bir kez daha karşınızda olacak. Levent Bey, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gelmesi düşüşte etkisi olmuş mudur? Acaba Borsa İstanbul için mi söylüyor? Melike'ye teşekkür ettik. Şu an daha gelmeden bir etkisi niye olsun Borsa İstanbul'a? Yoktur yani. Yarın gelecek, görüşecekler akşam saatlerinde. Mesajlarına bakıp piyasa ona göre hareket eder. Şimdi Borsa İstanbul'a geleceğim ama Eurobond soruları çok var. Yine Tufan Cömert'ten ve sevgili hocamızdan rica edeceğiz. Bugün sevgili hocam 14 Şubat Sevgililer Günü. Buradan tüm sevgililerin değil mi? Sevgililer Günü'nü kutlayalım. Tüm sevenlerin daha doğrusu. Sadece sevgililerin değil. Sevgililer Günü kutlamış olalım. Sadece biz kutlamıyoruz. Avrupa Merkez Bankası da sevgili hocam bakın enteresan Twitter hesabından AMB 14 Şubat'ı kutladı başlığıyla. Diyor ki biz Avrupa Merkez Bankası olarak istikrarlı fiyat istiyoruz diyor. Fiyatlarda istikrar istiyoruz ama bir mug var, bir bardak var. Bardağın üzerinde de ne diyor? Düşük enflasyonu severiz ama %2'ye yakın enflasyonu da severiz diyor. Hem %2'ye yakın hem düşük enflasyonu severiz diye böyle anlamsız, ne olduğu belli olmayan, ya nereden aklınıza geldi, neden bu kadar zorladınız dedirten bir Avrupa Merkez Bankası'na 14 Şubat mesajı da gelmiş Tufan. Vallahi sağ ol yani, sen bize söyledin bu arada. Yani şimdi bunu önce aynen sevgililer günü herkesin kutlu olsun diye ilk başlayayım da. Yani aynen. Şu saatte içinde romantizm varsa hala birilerinin herhalde şunu görünce artık o son kırıntılarda gitmiştir. Yani hakikaten bir merkez bankasının böyle acayip bir tweet atması
Üstelik hiçbir şekilde romantik de olmayan bir şeyden bahsetmesi. Aynen yani. Ya hakikaten yani hani Avrupa'da hep diyoruz ya her kafadan bir ses çıkıyor. Ya inanın çıkmasın dahi yani bu nedir Allah aşkına böyle. Peki teşekkür ederiz. Ekranları da getirmiş olduk abi sen de hatırlattın. Biraz Borsa İstanbul'a. Evet. Bu arada 3.78-19 şu dakikalarda 3.78'in altını zorlayan bir dolar TL var. Aşağı doğru geliyor. Gelişen ülke para birimleri değer kazanıyor. S&P 500 %1 yukarıda, Amerikan borsaları yukarı gidiyor. Bizim borsamıza ne oldu da bugün bir de seansın sonuna doğru galiba biraz evet, geldi değil mi? Ne oldu? Şimdi, biz tabii bu Amerikan enflasyon verisinden sonra bütün piyasalardaki karmaşayı en kötü yakalanan borsa olduk muhtemelen. Pozitiflik yani, negatife döndü çok değil mi o anda? Çok ciddi bankacılık sektörüne özellikle bankacılık endeksi ciddi şekilde aşağı döndü. Yani sabahla öğleden sonra kapanış arasında çok ciddi bir fark vardı. Baya baya tabii burada yatırımcı terste kaldı. Çok yapacak bir şey yok. Yani bu kadar şiddetli bir hareketi sanıyorum kimse beklemiyordu. Hı hı. Fakat şimdi şu var. Şimdi borsalar toparlanmaya başladı. Biz kapandıktan sonra olduğu için yani artık hani bu saat bu şekilde kapandığı varsayımıyla artık bizim de yarın bu muhtemelen gap'li bir miktar yukarıda açacağız. Yani 113.500 civarında kapatmıştık. Muhtemelen 114.000'e yakın bir seviyede açarak bugünkü düşüm bir kısmını telafi edeceğiz. Şimdi bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'da düzen değişecek mi? Hani bu bahsettiğimiz yeni dünya düzeni bize nasıl etkileyecek? Şimdi orada birazcık bilançolarımıza bakmamız lazım. Şimdi bilançolar gelmeye başladı. Banka bilançoları gayet iyi. Beklentiler civarında. Hani orada bir şey yok. Borsaya zarar getirecek bir durum yok. Bugün gören TÜPRAŞ bilançosunun henüz detaylarını göremedim. Yıllık bazda bir miktar altına kalmış gibi. Muhtemelen o biraz baskı yaratacak. Fakat genel olarak şu anda bizim baktığımız aslında Borsa İstanbul'u ne götürüyor? Yani hani biz bankalar ne kar edecekti işte TÜPRAŞ'ın karı işte havayolları değil, havayolu değil de aslında biz tamamen Dow Jones ne yapacak? %1 mi artı? Şimdi Dow'da da gün içinde de o kadar ciddi tabii bir volatilite var ki onu takip etmek de çok zor. Orası istikrara kavuştuğu anda biz de tekrar yeniden iyimser büyüme beklentileriyle bir miktar yukarı bekliyoruz. Ama bunu hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi bir süredir biz kabaca işte 121.500'den zirveden geri geldik ama geldiğimiz yerler itibariyle işte 112.000 ile 118.000 arasında önümüzdeki işte 3-4 haftalık süreç içerisinde bu aralıkta biz dalgalı bir seyir bekliyoruz. Yeni zirve muhtemelen burası oturmadan, Dow Jones falan Amerika oturmadan buralarda yeni zirve görmeyeceğiz. Ama hala zirve beklentimizi koruyoruz. Türkiye'nin büyümesi devam ettikçe faizlerimiz de iyi kötü bu mevcut seviyelerde kaldığı sürece dışarıda da tekrar bu kadar ciddi bir volatilite artışı olmadığı sürece tabii 3 tane burada eğer oldu ama yeni bir zirve görme ihtimalini hala yüksek buluyoruz. Peki bir Soruhan Özel'i ekranlara getireceğim. Bu arada Turgay Bey teşekkür ederiz. Barış kardeşim ben Turgay demiş Soruhan Özel'i ekranlara getirmeden. Annemin sana selamı var diyor. Ben de annenizin ellerinden öperim. Bu çocuk saat 4'te orada oluyor. Akşam 18-18.30 arası 30 dakika programı. 22-23 küresel piyasalar orada. Gece 00'da Amerika kapanışı orada demiş. Bu çocuk yorulmuyor mu? Az yorsun Bloomberg'in müdürü demiş. Yıllık izine çıkmıyor mu diye soruyor annem demiş. İnşallah çıkacağız. Bu arada annem piyasalar düzelir endişe etmeyin der. Kısaca demiş Turgay Bey annenizin ellerinden öperim. Selamlarımı saygılarımı iletirim. Güzel mesajı da burada mesajı da vermiş olduk. Sonra Özel'i dinleyelim sonra devam edelim. Kaynaklar limitli. Yani bankaların sermayelerini aktarmaları yetmez. Onlar çok ufak kalıyor nispeten. Gerçi ne kadar yüksek sermayelerle çalışıyorsak da bu ülkenin kalkınması için bizim mevduat toplamamız ya da yurt dışından finansman bulmamız lazım. Kamuoyunda yansıldığı kadar bankalarımız çok rahat net marjlarla bahsediyorlar. Net marjlarla çalışmıyorlar. Bize gelen paralar ne kadar uğraşsak da yurt dışına gidip ne kadar ülkemizi anlatsak da ne kadar her şeyin, yapılan her şeyin cari açıktan, reel sektörün döviz borcuna kadar ortaya konan her türlü riskin ne kadar abartıldığını, neden öyle bakılmaması gerektiğini uğraşıp anlatsak dahi bize gelen kaynaklar genel olarak maalesef maliyetli. Bu maliyetli kaynakların ötesinde verebileceğiniz kullandırım, sizin elde edeceğiniz faizler de ancak zaten buralara gelebiliyor. Yani %3 gibi net marjlar bugün tarihe baktığınız zaman en düşük seviyelerde. Yani biz eskiden volatilitenin oynaklığın çok olduğu dönemlerde 8-10 marjlarla çalıştığımızı biliyoruz. Yani bugün 3 gibi marjlar aslında bankacılık sektörünün gerçekten burasına kadar gelmiş marjlardır.
Efendim Soruhan Bey'i dinledik. Devam ediyoruz. Hocam biraz şöyle birkaç mesaj okuyup hemen size döneyim mi? Çünkü size hocam bir gün belirleyin kendinizi diyorlar. Sürekli konut olun. Lütfen sizi hep görmek, dinlemek istiyoruz. Okan Şengül Bey'in mesajı. 3.70'in altı. Birazdan konuşacağız. Aykut Aydemir Bey olacak mı? Bünyamin Şahin Bey de sizi dinliyorum. Fakat anladığım kadarıyla dolar endeksinin neden düştüğünü kimse bilmiyor demiş. Az önce 6 tane maddeyle açıkladı Tufan Cömert. Biraz geriye sarıp lütfen bir kez daha dinleyebilirseniz dinleyin. 3.78'in altına düşmesi ne güzel, inşallah daha da aşağı gelir demiş bir başka izleyicimiz de. Ama faizler hocam, işte Amerikan 10 yıllıklarından bahsettik, 2.90. Bizde de hem tüketici kredi faizleri, işletme kredi faizleri, mevduat faizleri oldukça yüksek ve bir türlü aşağı gelmiyor. Bir de yıllık kredi büyüme hızında ciddi şekilde yavaşlamayla tüketici kredilerini %13'lere, genel itibariyle %15'lere kadar düştük. Bu tablo herhalde pek memnun etmiyordur ekonomi yöneticilerini. Ne dersiniz? Şimdi yine ikiye ayırıp bence soruyu cevaplayalım. Hocam ben ne desem siz hep ikiye ayırıyorsunuz. Hocam mesela bir şey mesela Barış ikiye ayırayım ben. Hocam yer misiniz desem mesela Barış ikiye ayırayım ben öyle yiyeyim falan diye. Yani burada çünkü iki tane hocam soru var. Yani bir tanesi kredi faizleri neden yüksek? İkincisi de yani kredi büyümesi düşerken faizler neden yüksek? Evet. Şimdi kredi faizlerinin yüksek olmasının sebebi kaynak maliyetinin yüksek olması. Bankalar o krediyi verebilmek için bir yerden finansman bulacak. Bu finansmanı nasıl sağlayacak? Ya içeride mevduattan sağlayacak ya da dışarıdan borçlanarak. Şimdi mevduat faizi o zaman neden yüksek? Bir kere enflasyon. Çünkü siz mevduat tasarrufları çekebilmeniz için en az enflasyon kadar bir faiz vermek zorundasınız ki insanların reel olarak getirisi erimesin enflasyona karşı. Dolayısıyla faizlerin yüksek olmasının birincil sebebi enflasyon. Şimdi bunun ötesinde mevduatlar yetmiyor mevcut kredinin finansmanı. Çünkü krediler mevduatlardan çok daha hızlı büyüyor. Mevduatı arttırabilir miyiz? Mevduatı şu anda arttırabilmemiz çok kolay değil. Çünkü Türkiye'nin tasarrufları zaten düşük. Yani içeride kredi faizini yükselten sebepler yüksek enflasyon, düşük tasarruf. Nasıl o zaman düşürebiliriz? Enflasyonu düşürerek, tasarrufları arttırarak. Dışarıda, işte biraz önce konuştuk. Dışarıdaki finansman maliyeti nasıl artıyor? Ya o baz dediğimiz Amerikan 10 yıllık faizi arttığı zaman artıyor ya da onun üstüne eklenen ülke risk primi arttığı zaman oluyor. İşte o da neden oluyor? Jeopolitik risklerden oluyor. Bizim dış ülkelerle ilişkilerimizin gerginleşmesinden oluyor. Onu nasıl düşürebiliriz? Amerikan 10 yıllıklarıyla ilgili pek yapabileceğimiz bir şey yok ama kendi ülkemizin riskini düşürmek için elimizden geleni yaptığımız sürece dış finansman maliyeti düşer. O zaman da kredi faizine yansır. Şimdi ikinci parçaya gelecek olursak, bu aslında bizim iktisatta kredi crunch ya da kredi sıkılaşması dediğimiz olay. Yani bir yandan kredi faizi yükseliyor ama kredi arzında bir yavaşlama var. Bu neden oluyor? Artık finansman kaynağı kalmamış bankaların. Dolayısıyla giderek daha seçici olmaya başlıyorlar ve yüksek faizle, yani vereceksem krediyi en yüksek faizden ama en az, yani en iyi, en kredi işte tarihçesi ya da ne diyelim, kredit history diyorlar İngilizce'de ama. Hı hı. Yani en az riskli müşteridir. Artık daha seçici olmak durumunda bankalar. Bunun bir sebebi hani baktığımız zaman ne zaman bu kredi crunch olur? Genelde çok hızlı kredi büyümesinde olduktan sonra bankalar korkmaya başlıyorlar kötü kredilerden ya da geri dönecek kredilerin dönmemesinden endişe ettikleri zaman bir sonraki senede biraz daha tedbirli olmaya başlıyorlar. İşte bu kredi garanti fonuyla aşırı artmış olan bir kredi büyümesi döneminden sonra bu tür bir temkinli hareket görülmesi aslında normal bir hareket. Sizce baktığınızda şimdi mesela bazı büyük grupların yeniden yapılandırma haberlerini okuduk. İşte 1 milyar dolarlık değil mi? Evet. Ülker Yıldız Holding'in böyle bir talebi sonrası yapılandırma oldu. İşte bazı OTAŞ kredisine ilişkin sıkıntı yaşandı. Bankalar bunu işte ödenmeyenler tarafına değil mi aldılar vesaire. Böyle bir süreç ve bunlar da milyar dolarlarla ifade edilen büyüklükteki krediler. KGF'yi alıyorum, kenara koyuyorum. Bunların KGF'yle de ilgisi yok. Böyle bir, yani bankalar sizce bu dönemde böyle riskler mi görüyorlar? Önlerinde de bir iki tane böyle büyük pek mutlu etmeyen muhtemelen onları örnek gördükten sonra.
Yani ben Türkiye özelinde tam olarak bankalar ne görüyor bilmiyorum ama literatüre baktığımız zaman hani dünya genelinde bu tür kredi sıkılaştırması olan dönemler, yüksek faiz, düşük kredi genelde diyorlar ki bankaların bir takım endişelerini yansıtıyor. Yani biraz fazla gevşek gitmişler, rehavetle gitmişler. Şimdi bir düzeltme hareketi olarak görülüyor ama Türkiye ile ilgili duyduğumuz, okuduğumuz, sizin de söylediğin gibi yazılar var. Evet, bu tür endişelerin de olduğunu düşünüyorum. Peki, Tufan Cömert, faizlerin durumu belli. Evet. Eurobond'lara bağlayalım çünkü çok soran izleyicilerimiz var. Son mesela ben eskiden hiç Eurobond sorusu almazdım bu programda. Ama işte %6'lara geldi. Barış Bey ne yapacağız? Eurobond'lar, Eurobond ne oldu? Para kaybediyoruz falan. Üst üste sürekli Eurobond. Yani bu kadar Eurobond takip eden ve yatırım yapan mı? Demek ki şu aslında emeklilik fonlarında Eurobond fonları var. BES'lerden. Aynen. Çünkü şimdi bu aslında malum Eurobond fonlarının fiyatları TL karşılığı kot ediyor. Dolayısıyla kur yukarı gidiyorsa ve sen emeklilik planında döviz taşımak istiyorsan aslında gidip Eurobond fonu almak en büyük seçeneğin, en önemli seçeneğin. Ama? Fakat, aynen. Şimdi kur sabit neredeyse. Yani işte yılbaşından bu yana 3.78 civarındayız. Artı eksi gitti geldi ama ortalaması 3.78. Şimdi o tarafta bir şey yok. Fakat bu sefer ana paradan zarar etmeye başlıyorsun. Çünkü bu sefer Amerika'da faiz yukarıya gidince senin de otomatik olarak aradaki farkın, faiz farkın, marjın sabit kalıyorsa senin de faizin yukarı gidiyor, fiyatın düşüyor. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Amerika'da tahvil faizlerinin düşeceğine dair herhangi bir ortam yok. Yani böyle bir beklenti yok. Hani açıkçası ben de hani neden faiz bundan çok aşağı düşsün? Şimdi 2.90'lar... Ne olursa düşer? Tekrar biz enflasyon tarafından ya çok abartmışız gibi bir fiyatlamaya gireriz. Ya da Amerika ekonomisi kötü veriler mi gelmeye başlar? Kötü veriler gelir. İşte enflasyon Avrupa yansır. Patır kütür aşağı yani gider global falan. Global büyüme tarafında yeni bir sorun olacağını şey yaparız. Yani güvenli liman talebiyle tekrar paranın o taraftan Asya özellikle ve Japonya tarafından yeniden Amerika'ya kaymasıyla olur. Şimdi bu kötü bir senaryo. Böyle bir şey olduğu zaman ne Borsa İstanbul'u zaten tekrar konuşacağız. Dolar TL de burada kalmayacak. Şimdi 2.90'dan atıyorum 2.80'lere gelmişse zaten ufak bir market harekettir. Yani hani çok önemli bir şey değildir. Şimdi onu ben düştü kabul etmiyorum. O günlük hareket dediğim gibi. Fakat şimdi ne diyorduk? Hani 3'ün üstüne çıkma ihtimali var Amerikan tahvillerinin. Bizim bu marjımızın 300 bas puan civarındaki Amerikan tahvili olan marjımızın kapanması için bir gerekçe var mı? Türkiye'nin risk priminde bir artış mı var, azalış mı var? İçinde bulunduğumuz jeopolitik ortamda azalmayı bırak, daha artar mıyı bile tartışmamız gereken bir yerdeyiz. Şimdi demek ki orada faiz yukarı gidiyor. Benim risk primim daralmıyor, hatta artma ihtimali var. Demek ki benim Eurobond faizlerimde hala yukarı gidecek yeri var. Bu da şu demek, Eurobond fonlarında yani Eurobond taşıyan yatırımcılar açısından tatsız dönem devam edecek. Dolayısıyla alım için de pek uygun yerlerde değiliz. Hani buradan satılır mı? Tabii ciddi bir zarar varsa yani genelde tutmakta, iş verimden fayda almakta fayda var ama hani az bir zararla veya işte fonlarda ufak bir değişiklik yapılacaksa bence hala zamanıdır. Peki Serdar Özkan Bey teşekkür ederiz. 14 Şubat'ın en güzel ekonomi programı demiş. Zaten 14 Şubat'ta hani akşam bu saatte başka ekonomi programı yok. Asaf Hoca'nın güzel bir lafı vardı. Orada saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. O şey derdi. Onlar uzun süre hepimizin de beğenerek, sevgiyle, böyle sıcaklıkla izlediği Eko Diyalog programını yaptılar. O şey derdi. Türkiye'nin en iyi Eko Diyalog programı derdi. Zaten Eko Diyalog programı bir tane ama bu da biraz sanki otelden olmuş ama yine de teşekkür ederiz Serdar Bey. Şimdi hocam biraz da cari açık konuşalım. 47.1 milyar dolar 2017 yılında. 2016'ya göre yani gerçekten %42 artıştan bahsediyoruz. İşte 10 milyarlık altın var içerisinde, altın ithalatı var. Ona ilişkin bir grafik var, daha basit olanı işte bir tablomuz var, onu rica edelim arkadaşlarımızdan. Şimdi tabii tam altın ithalatını bir yere koyuyoruz. Petrol fiyatlarındaki yukarı hareket oradaki diğer olan arkadaşlar, diğer olanı rica edelim daha net olan aylık değil de bütün altın ithalatını da gösteren. Ne dersin sevgili hocam bu büyük cari açıktaki artışa? Şimdi biz büyümenin bir doğal sonucu aslında. Çünkü biz dış borçla büyüyen bir ülke olduğumuz için ve üretim yapımızda ithal aramalına dayalı bir üretim yapımız olduğu için büyümenin arttığı dönemlerde cari açıkta da artış görüyoruz. Zaten 2017'de oldukça yüksek bir büyüme rakamı bekleniyor. Dolayısıyla cari açığında bununla tutarlı olarak geldiğini görüyoruz.
Şimdi burada iki şey var. Bir yandan cari açığımız artıyor, bir yandan da finansman kalitesi bozuluyor maalesef. Çünkü baktığımız zaman bunun uzun vadeli kredilerle ya da doğrudan yabancı yatırımlarla değil, kısa vadeli portföy yatırımlarıyla finanse edildiğini görüyoruz. Bu endişe verici çünkü bu bizim ülke kırılganlığımızın arttığını gösteriyor. İşte birkaç ay önce tekrar Türkiye'yi yeni oluşturdukları kırılgan beşliğe koydukları zaman bunun sebebi olarak dış borcu yüksek olan ülkeleri seçtik biz dediler ve bunu da cari açıkla ve özel sektör dış borcuyla belirliyoruz dediler. E şimdi bu veriyi de aldıktan sonra yani bizim neden o kategoriye konduğumuzu aslında daha iyi görebiliyoruz. Çünkü dediler ki yani şu işte 2018 sonrası dönemde giderek doların değer kazanacağı, dolar arzının azalacağı bir dönem olacak ve bu dönemde dolara bağımlı olan ülkeler kırılgan bir hale gelecekler. Yani cari açımızdaki yükseliş tabii ki bizim bu yumuşak karnımızı gösteriyor. Hocam ama sürdürüyoruz hani derler ya sürdürüyoruz da hani böyle bir hani duvara çarpma hikayesi hiç olmuyor. Biz cari açı milli geliri oranı neredeyse çift hanelere yaklaştı dönemleri de görmüştük. O gaz fren tartışması Sayın Babacan, Sayın Çağlayan o dönemde. Şimdi mesela 47 milyar dolar böyle bu sene çok zorlanacağımız, geçen sene tabii 47 ama bu sene de buna yakın olsa cari açı milli gelir oranı %4,5-5'ler sürdürülebilecek mi? Çok mu bizi zorlayacak bir cari açık oranıdır? Bunun bedelini ödeyerek sürdürüyoruz. Yani zaten sürdürememek diye bir şey yok. Borcu alamazsak cari açık olmayacak. Alabiliyoruz ama bedelini ödeyerek alıyoruz. Yani bunu kurdan gördük sonuçta. Kurun yükselmesi sonuçta bizim bütün makroekonomik dengelerimizi tehdit etti. Ne oluyor? Merkez Bankası bir yandan faizleri yüksek tutmaya çalışıyor. Ama öbür taraftan hükümet işte ekonomide bir yavaşlama var diye gevşek maliye politikası uyguluyor. Dolayısıyla ilginç bir kombinasyon oluyor ama bunun bence en önemli sebeplerinden birisi işte o cari açık ve o maliyet etkisi. Yani Merkez Bankası mecbur kalıyor kuru daha fazla yükselmesin. Çünkü dış finansmana çok büyük bir ihtiyacımız var diye. Dolayısıyla ülkenin iki tarafa çekildiği ve kafaların karıştığı bir ortama giriyoruz. Yani bu sonuçta bizim cari açık ve onu yani cari açığın başlıca sebep teşkil ettiği bir makroekonomik probleme ödediğimiz bedel sonuçta. Peki bu arada Güney Afrika coşkusu da var. Güney Afrika'dan daha doğrusu Zuma coşkusu var. Zuma gidecek coşkusu var. Bu da bir enteresan. Yani bir ülkenin işte kendi devlet başkanı gidecek diye böyle piyasalar ciddi şekilde değer kazanıyor. Ben bu yılbaşından bu yanaydı. Bugünün grafiğine bir bakalım. Bakın ekranına rica ederim sevgili yönetmenimizden. Güney Afrika randı ve Brezilya reali bugün inanılmaz bir şekilde değer kazanıyorlar. Değil mi? Yani bunu müthiş bir hareket. %2,5 uzun süredir ben bu kadar sert görmemiştim. Rus lirası %1,5. Orada belki petrol etkisini görürüz ama sadece bugünün grafiği. Türk lirası sadece 0,7. 3 katımız neredeyse Brezilya ve Güney Afrika. 2 katımız da Rus lirası değer kazanıyor. Brezilya'nın hikayesini bilmiyorum ama... Ya Brezilya bir şeyden dönmüşler. Karnavaldan dönmüşler. Borsası %3 yukarıda. %3,5'a geldi hatta. Şimdi Güney Afrika Zuma'nın hikayesi şu. Uzunca bir süredir iktidarda ve kendisi hakkında bayağı bir iddialar zaten konuşuluyordu. Defalarca zaten ifadeye çağrıldı. Maliye Bakanı 2-3 kez değiştirdi. Dolayısıyla oldukça geçimsiz, uyumsuz bir hükümetin başında kendisi. Evet. Bu ortamda Güney Afrika'da yapılması beklenen reformların hiçbiri yapılamıyor. Şimdi Zuma'nın gitmesiyle hani hangi ismin geleceği değil, insanlar bunu 1 ve 0 diye bakıyorlar. Zuma var, Zuma yok. Şimdi Zuma yoksa gelecek olan isim bundan Rama daha kötü Posa, olamaz. Bu arada çok önemli evet. Zaten o lider olarak. Evet zaten olacağı kesin. Yani bundan kötü olamaz mantığıyla orada biraz değerlendirme yapılıyor. Ya bize de tabii yansıyor. Yani sonuçta bütün gelişmekte olan ülkelerde genel olarak bir iyimserlik geldiği zaman biz de bundan illaki payımızı alıyoruz. Ki dolar endeksin zaten bu kadar düşüyor olması teknik olarak da zaten bizim aşağı gelmemize sebebiyet verir. Bizim dolar TL'de gördüğümüz, şimdi biliyorsun biz uzunca bir süredir burada gayet olumluyuz. Bu Türkiye spesifik nedenlerden ziyade aslında hep doların değer kaybetmeye devam edeceği beklentimizden kaynaklanıyordu. Şu ana kadar evet böyle ama işte Türkiye'ye has riskler ve bu volatilite sebebiyle bizim hala beklediğimiz seviyeler işte 3.70'in altını görme şeyimiz beklentimize gelmedi. 3.71-65'e kadar geldi ama oradan döndü. Şimdi bu beklentimizi koruyor muyuz? Hala bu ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Hala. Yani bir ay öncesine göre hani daha mı umutlusun desen
Yani tabii bu volatilite belli ki devam edecek. Faiz yukarıya gitmesi zaten gayet hani net görünüyor. Bu yüzden hani belki o kadar değil ama şimdi yukarıya gidecek. Hani 3.85, 3.94 gibi beklentim en azından şu bir aylık, iki aylık periyotta yok. İlk çeyrekte bizim genel beklentimiz kabaca bu 3.75, 3.80 arasında ortalamanın devam edeceği, ara ara böyle iyimserlik dönemlerinde 3.70'e doğru tekrar düşeceği yönünde. Dediğim gibi hani paritedeki yükselişle beraber, euro dolardaki yükselişle beraber hala 3.70'in altını görme ihtimalimiz var. Yani özetle Türk lirasında biz şu anda yakın vadede ciddi bir değer kaybı beklemiyoruz bu küresel ortamda. Peki bu arada BOES payı gösterdi. Yönetmenimiz %3,5 yukarıda. Brezilya borsası döndü efendim tatilden ve karnaval coşkusu var diyebiliriz Brezilya borsasında. Samba, Rio karnavalı şu an adeta. Brezilya borsasında Bovespa'da müthiş bir yükselişte %3,5'a yakın primli. Bir araya gidelim, aranın ardından son bölümle karşınızda olacağız efendim. Birinci çeyrekte dolar TL'nin 3.75-3.80 bandında hareket edeceğini, iyimserlik olduğunda 3.70'e doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Az da olsa 3.60'lar ihtimali sürüyor ama hani 3.69-90 da bizim der. Aynen. Hatırlatmış olayım, hani 3.60-0.0 değil, 3.69-3.68 onlardan bahsediyor Tufan Cömert. Kredi sıkılaşması bankaların bir takım endişelerini yansıtıyor olabilir. En azından literatürde böyledir diye hocamız efendi ifade etmişti. Ben de onu eklemiş olayım. Yine bu ne dediler bölümüne. Ya hocam bu Bitcoin çok yorumları var ama ben altın için dönmeden Tufan'a. Çok uyarılar geliyor üst üste. Avrupa Merkez Bankası'dan uyarılar var. Hem Draghi hem Weidman bugün. Yani dijital para iyi bir ödeme seçeneği değil. Böyle buna bir ihtiyacımız yok diyor. Ne dersiniz? Çok hareketli bu Bitcoin'ler vesaire. Değil yani, bu uyarılarda da zaten hep yani bir ara Bitcoin çok yükseldiği zaman para mıdır, gerçek para olabilir mi tartışmaları çok olmuştu. Şu anda hep söylenenler hayır, para değil. Çünkü para olabilmesi için bir kere her tarafın bunu kabul etmesi lazım bir alışverişte. Ve kolay bir şekilde Bitcoin alışveriş yapamıyorsunuz. Arkasında herhangi bir kurum yok. Yani sonuçta çok hareketli. Bugünkü paralar hani legal tender diyoruz biz bunu. Hani arkasında devlet var o paranın değerini destekleyecek. Bitcoin'de hiç öyle bir şey yok. Dolayısıyla yani bu spekülatif bir enstrüman. Evet, onu o şekilde tanımlayabiliriz ama buna para dememek lazım. Bu riski almak isteyenler alabilir. Ama yani bunun para olarak değil, spekülatif, alternatif, risk iştahını tatmin edecek bir enstrüman olarak düşünmek lazım. Peki, teşekkür ederiz yorum için. Tufan Cömert, altın minik. Ya bugün ne oldu abi? Yani 25 tamam, dolar zayıflığı nedeniyle altın gider ama 25 dolar birden altın gider mi? İşte biraz enflasyondan korunma aracı olarak da mı bugün tercih edildi ya, falan diye sorular geliyor. Tuhaf bir kokteyl oldu şu an altın aslında. Bir evet, yandan faiz yukarı gidiyor. Yani evet, burada enflasyon korkusuyla faiz yukarı gidiyor. Demek ki enflasyon yukarı giderken benim hedge etmek için, kendimi korumak için işte altın gibi güvenli bir limanda olmam lazım. İkincisi dolar değer kaybediyor. En başta konuştuğumuz şey. Onun da arasında ters korelasyon var. Dolayısıyla böyle ikisi bir araya geldiği bir şey. Şimdi bu hareket devam eder mi? Evet, yani işte 1300 kaçız? 5300. Bir miktar daha devam eder. 1360, 1375 hatta üst tarafta görme ihtimali var. Fakat şimdi bu işin kısa vadeli tarafı. Şimdi dönüp bakıyoruz, bütün yayın boyunca konuşumuz Fed ne zaman faiz artacak, dünyada faizler düşecek mi, çıkacak mı? Yani belli ki genel olarak dünyada faizlerin hani çok acayip olmasa bile artacağı bir döneme giriyoruz. O zaman altının daha yukarı gitmesi için bizim tekrar ya çok ciddi bir enflasyon kaygımız olması lazım. Hala aslında öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Hocam da ona en başta söyledi, yani enflasyon patlamıyor, çatlamıyor hiçbir yerde. Sadece çok düşük seviyeden belli bir yere çıkıyor. Demek ki altını buradan destekleyecek bir şey yok. İki, sistemik bir şey olması lazım, kriz olması lazım ki ben finans sisteminden kaçayım gene altına gideyim. Öyle bir şey hani zaten öngörsek olmaz. Hani öyle bir durum da yok. Demek ki altın orta vadede gene
geleceği yerler 1300'ler civarıdır diye bizim düşüncemiz var. Sene sonu içinde beklentimiz bizim 1300-1350 aralığı kabaca. Altında tabii bir değerleme, tahmin falan yaparken çok kullanacağın bir araç yok. Yani hani biraz olsa olsa metoduyla gidiyor ama bizim gördüğümüz yukarı gitmesine çok destekleyecek faktör yok diyerek özetleyeyim. Tufancığım çok teşekkürler. Teşekkür abi, ağzına sağlık değerlendirmeler için. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ağzına sağlık. İzleyicimizin mesajını da bitirelim. Sevgili değil ama diyor Dünya Sevgi Günü'nüzü kutlarım. Adnan Çey okumazsınız demiş, okudum. İçinde sevgi geçtiği için dayanamadım. Bu güzel akşamda gerçekten iki değerli konumuza bizlerle oldukları için hem Selva hocamıza bir kez daha Tufan Cömert'e teşekkür edelim. Saat 12'de biz yine buradayız. Buluşmak üzere efendim. Amerikan borsalarında kapanış rakamlarıyla karşınızdayız. Endeksler Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarı yönlü sert bir hareketle günü kapatıyorlar. Bu arada sıcak gelişme, aslında partisi onu zorlamıştı. Güney Afrika'da devlet başkanı, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma görevinden istifa ettiğini az önce açıkladı. Buna ilişkin detaylara geçeceğiz. Amerikan borsalarında 25.000'in hemen altında 24.903'te %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 255 puan yukarıdayız. S&P 500 2700'e yaklaştı. %1.3 yukarıda ve Nasdaq'ta da %1.8'in üzerinde yukarı yönlü bir hareket var. Rand, Güney Afrika para birimi değer kazanıyor. Dolar bunun karşısında zayıflarken bu beklenen, istifaya zorlanan Zuma'nın bugün itibariyle o istifasını az önce hemen biz yayına girmeden önce verdiğini hatırlatalım. Melike Ayan bakalım hangi notlarla karşımızda olacak, bakalım bugünkü enflasyon verisinin ardından Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine Melike yukarı yönlü hareket, dolarda ise bir zayıflama görmüştük, detaylar sende. ABD borsaları da ilk reaksiyonu, negativiteyi, satışı silmişler. Şu an itibariyle yeşillere geçmiş durumdalar. Baktığımızda diyeceksin ki enflasyon korkusu, endişesi yukarı çıkartmayacak mıydı? Aşağı indirtmeyecek miydi borsa? Evet, indirdi. Çünkü Fed daha agresif olacak, sıkılaştırmaya gidecek. Belki söylenenden daha fazla bir faiz artışı yıl içinde yapılacak dendi. Ancak asıl manzaraya bakılınca hala yerinde durduğumuzu görüyoruz. Enflasyonun aylık bazda çıktığını görüyoruz. Yıllık bazda geçen ayki ile aynı yerde olduğunu gördük. Bir ikincisi temel iyi. Üçüncüsü gelen ekonomik veri iyi, karlılık iyi. O yüzden borsanın yukarı çıkmasına bir daha yol var. Aşılacak, kat edecek daha çok yol var. İşte böyle bir günde sadece Dow Jones, S&P 500, Nasdaq değil, Russell 2000 küçük ölçekli işletmelerin içinde olduğu endeksti. Rekorunu kırdı, tazeledi ve baktığımızda 3 ayın üstüne geldi. Bir yandan politik olaylar cereyan ederken mesela Donald Trump'ın 25 sent daha benzin vergisini onaylamasıyla birlikte, hedge fondların üzerine konulacak vergide Steven Mnuchin'in destek vermesiyle birlikte yine gözler Washington'a çevrildi. Bunlar devam ede dursun, biz bir de yarınki ekonomik verilere bakalım. Yarın Empire İmalat, İstezik Sigortası başlığı klasik olarak her perşembe günü geldiği gibi gelecek verilerden, ama ona ek olarak ÜFE, yani üretici fiyat endeksleri de beklenen önemli verilerden. Bugünkü gelen CPI yani TÜFE rakamı yine bir şöyle gözden geçirirsek aylık bazda 0.5 geldi, yani 0.3'lük beklentinin de çok çok üstündeydi ki zaten 0.3 3 katıydı bir önceki ayın. Bu 0.5 geldi. Yıllık bazda yine %2.1. Bunların çoğu yazdan beri artan enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Enerji fiyatlarında bir artış gözlüyoruz. Kiralarda artış var. Diğer kalemlerde de yine gıda dahil olmak üzere artışı gördük ama en çok buradan kaynaklanıyor. Perakende satışta ise düşüş kaydettik. Bloomberg tüketici güveni yukarı çıkmaya devam ediyor. 54 değil 57 geldi. Ortalama çalışılan saatler, ücretlerde de yine artış var. Bu Fed'in 5 kitabını, bu gelen ücret enflasyonun, artan ücretleri hep tasdik edici veriler. VIX'in de düşmeye devam ettiğini görüyorsunuz son 2 gündür. Çok yüksek bir ivme kat etmişti. Şimdi durulma seviyesinde diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış.
Melike Ayhan, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Efendim, Güney Afrika'da devlet başkanı Zuma'nın istifası az önce gerçekleşti. Görüntü Birleşmiş Milletler'den ama az önce kendi ülkesindeki mesajıyla, ulusa sesleniş konuşmasıyla uzun süredir kendi partisinden, ANC'den gelen istifa çağrılarına sonunda direnemedi ve en sonunda istifa kararını az önce açıklandı. Kendi partisinin istifaya zorladığını ifade etti Zuma. Zuma görevden ayrılacak beklentisiyle biz Güney Afrika'nın kendi para biriminin değer kazandığını görmüştük uzun süredir. Hatta nitekim bugün de Güney Afrika randı dolara karşı ciddi şekilde işte görüyorsunuz değer kazandı. Dolar bakıyorsunuz efendim gün içerisinde çok net bir şekilde aşağı doğru değer kaybetti. Güney Afrika'nın para birimi rand değer kazandı. Bu bugünkü grafik ama son döneme baktığınızda zaten yine randın aynı bu tabloda olduğu gibi dolara karşı değer kazandığına şahit oluyoruz. Neden? Zuma görevden ayrılacak diye. Kendisine dönük bir dolu suçlama, bir dolu rüşvet, işte yolsuzluk iddiaları vardı. Bunlar karşısında artık dayanamadı. Ramaphosa 2014'ten beri yardımcısı konumunda olan Ramaphosa'nın artık devlet başkanlığına hükmetmesi bekleniyor. Zuma'nın ardından beklenen bir gelişme ne zaman olacak diye merak ediyorduk. Bunu da sizlere aktarmış olalım sıcağı sıcağına. Bu gecelikte bu kadar diyoruz. Yarın akşam 22'de küresel piyasalarda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.